Evet arkadaşlar, bugün sizlere çok farklı bir videoyla karşınızdayım. Çiftliğimizdeki kendim yetiştirmiş olduğum, özellikle yıllarca emek vermiş olduğum damızlı köpekleri satma kararı aldım. Çok uzun zamandır beri aklımdaydı. Vermek istiyordum ama hiçbirinden de vazgeçemiyordum. Bizim için de gerçekten çok zor oldu. Benim aşağı yukarı tam 10 yıldan fazla emek verdiğim, el emeği, göz nuru yetiştirip ürettiğim köpeklerin yavruları. Bunların bayağı bir kısmını veriyorum. Videoda da çektim, paylaştım. Sizlere paylaşacağım daha doğrusu. Gönül ister ki hepsine sahip çıkalım ama artık bizim de bir ekonomik seviyede gücümüz bir yere kadar yetiyor. Bu şartlarda bu kadar fazla köpeğe bakamayacağımızın artık farkına vardık. Yetişemiyoruz daha doğrusu. Bu yüzden alan arkadaşlar çok memnun kalacaklar, emin olun. Dişilerden, erkeklerden. Çünkü hepsi mükemmel köpekler. Soy ağaçları mükemmel, damızlıkları mükemmel. Çoğu tanıdığınız köpeklerin yavruları, hepsi daha doğrusu. Bizde soyu belli olmayan hiçbir köpek yok. Umarım hak ettikleri yerlere giderler. Bu işe gerçekten gönül veren insanlara sahip olur, üretirler tekrardan. İsteyen arkadaşlar Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına satın aldıkları köpekleri göndeririz, hiçbir problem olmaz. Instagram'a attım, hemen arıyorlar abi, bedava köpek veriyor musunuz, veriyoruz derken insanlar bedava soruyor. Yani trajikomik bir olay. Yıllarca emek veriyoruz, hemen böyle bir durumda insanlar sanıyor ki bedava veriyorlar. Yani bu kadar bedavacı olmanın bir anlamı yok. Yazık, günah yani, insanlar burada emek veriyor yani, hem biz hem diğer üretici arkadaşlar. Fiyatlarımız arkadaşlar minimum 10.000 TL'den başlıyor yavru köpeklerin fiyatları. Çünkü yavru fiyatları şu an ortalama Türkiye'de 5.000 civarı olduğuna göre yetişkin köpeklerin fiyatları da 10.000 TL'den başlayacak arkadaşlar. Çok mok demeyin, yavru 5.000 lira. Yani 2 yavru parasına yıllarca emek verdiğimiz köpekleri vermek zorundayız, vereceğiz de. Yani 10.000'den başlıyor, 10, 15, 20, 30'a kadar çıkıyor tabii köpeğin durumuna göre, damızlık özelliğine göre. Gerçekten bunlar, bu köpeklere para falan değiller. Süs köpeğinin yavrusu 20.000 TL olduğu şu dönemde bizim bunca yıllarca emek verdiğimiz köpekler emin olun bedava. Videoyu izlersiniz, beğendiklerinizi alırsınız arkadaşlar. Instagram'dan akifmetin18 yazarak bana ulaşabilirsiniz. Ya da 554-515-7 numarasından da 554-515-7708 numaradan da bize ulaşabilirsiniz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, ilk ilana koyduğumuz köpeğimiz Yavuz. Barış Çiçek'in Yavuz'un oğlu Yavuz. Babası zaten Türkiye'de ve dünyada oldukça meşhur olan bir köpeğin oğlu. İsteyen arkadaşlar Instagram hesabımızdan ya da 554-515-7708 numaramızdan da bizlere ulaşabilirler. Çok yorulduk arkadaşlar köpeklere bakmaktan. Hepsi burada, köpeklerin hepsi özenle seçildi. Yıllarca emek vermiş olduğum köpekler. Bu zamana kadar hiç böyle damızlıkları vermedim ama bundan sonra veriyoruz arkadaşlar. Azaltıyorum. Artık yetişemez hale geldik. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir köşesine de satın alınan köpekleri göndeririz arkadaşlar. Ondan yana bir problem olmasın. Evet arkadaşlar, tamam. Bu da efsane Zaza'nın öpöz kızı Sasha. Bu da verilecektir. Evet arkadaşlar, efsane Zaza'nın kızı Sasha. Mükemmel bir dişi gerçekten. Parayla eş değer olmayan bir köpekler ama artık vermek zorundayız. Şu an yaşı da 4 civarında. Bunlar kendi ürettiğimiz köpeklerden. Çok da mükemmel bir dişi. Biraz hareket ettir Hüseyin'im şöyle. Sizlere video çekiyorum ki arkadaşlar almış olduğunuz köpekleri daha iyi görün. Daha iyi anlayın diye. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafına gönderiyoruz. İşte gördüğünüz gibi çok güzel. Kuyruk, renk, fizik, basallarıyla
Gerçekten çok güzel bir dişi. Alan arkadaşımıza şimdiden hayırlı olsun. Tamam oğlum, onu da içeriye doğru koyalım. Saşa. Maşallah kızıma. Eşleşen karayı da vereceğiz arkadaşlar. Bebeğimiz de yine benim kendi üretimim arkadaşlar. Rahmetli Hasan Hüseyin Türk Doğan'ın köpeklerinden gelen ender köpeklerden. Babası Volga. Volga'nın oğlu Efe. Bu da Efe. Annesi de efsane Talaz'ın kızı olur. Çok genç bir köpeğimiz. Kendi ürettiğimiz köpeklerden. Damızlık olarak kullanacak arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun. Soyu gerçekten çok efsane bir köpek. Onur Kanlı'nın Volga vardı. Bilen arkadaşlar onun öpöz torunu. Annesi de efsane Talaz'ın kızı olur. Oğlum şöyle biraz bu tarafa doğru hareket ettir. Gel, gel oğlum. Efe, bırak kazınsın. Evet, çok hareketli, çok genç. Çok da yakışıklı bir köpek. Çok güzel de kangal. Yavaş biraz. Çok hareketli olduğundan çok. Heh, şimdi pozunu veriyor. Bir poz verdir bana doğru. Tamam. Şöyle biraz hareket etti de köpek tam belli olsun ya. Durmadı. İnsiyen arkadaşlara Türkiye'nin her yerine göndeririz. Evet arkadaşlar, bu da Akbeş dişimiz Aykız. Yavru bakımı olsun, kendi olsun, çok güzel bir dişi. Akbaş'a gönül veren arkadaşlar sahiplenebilirler. Maşallah kızıma. Bu da akbaşlarımızdan. Evet arkadaşlar, bu da Anadolu Çoban Köpeği sürün dişimiz. Bu köpeğimiz gerçekten Türkiye'deki en iyi damızlık dişlerden diyebilirim. 1 metre 10 santime kadar yavru verdi. Junior Boğaç'ın annesi olur. Derman'ın oğlu Pusat'ın annesi olur. Junior Araz'ın da annesi olur. Limuzin dişinin de annesi olur. Gerçekten benim çiftimdeki şu an birçok köpeğin atası bu dişi. Yaşı da 6 civarında. Damızlı yavru verim olarak çok süper bir dişi arkadaşlar. Anadolu Çoban Köpeği olarak. Birçok torunu, kızı çiftliğimde mevcut. Bu da vereceğim dişilerden. Yıllarca bize emek verdi. Ve verdiği yavruları gerçekten kendini ispatlayan ender dişilerden bir tanesi arkadaşlar. Almak isteyenler buna da sahip olabilir. Anadolu Çoban Köpeği, iri köpek üretmek isteyenler özellikle. Bunun babası da efsane Kostak. Evet arkadaşlar, bu da efsane Boğaç'ın öpöz oğlu Boğaç. Annesi efsane Aksaray Duman'ın kızı. Babası da bizim meşhur bildiğiniz efsane Boğaç. Boy olarak babası kadar olmadı ama fizik, karakter olarak babasını aratmayacak bir köpek. Çok da güzel damızlık. Üretmek isteyen arkadaşlar için birebir gerçekten tavsiye ederim. Babasının aynısı bir köpek. Bu açlar zaten Türkiye'de ve dünyada bilinen köpeklerden. Onun da en iyi temsilcilerinden. Almak isteyen arkadaşlar, bunu da vereceğiz. Boğaç oğlu Boğaç. Üçüncü Boğaç arkadaşlar. Boğaç, Boğaç, Boğaç. Üçüncü Boğaç'ı da veriyoruz. Evet arkadaşlar, bu da Ilgaz'ın oğlu Kaşgar. Genç bir köpeğimiz. Babası Ilgaz, annesi de efsane Talaz'ın kızı olur. Kara kırça üretmek isteyen arkadaşlar için çok güzel bir damızlık. Gel oğlum. Biraz hareket et. Şöyle çevir oğlum. Bırak bir dolansın gelsin. Kara kırça seven arkadaşlar için gerçekten çok güzel bir köpek. Ben alacağım.
Gözü dışarıda. Evet arkadaşlar, efsane Talaz'ın torunu Karay'ı. Gerçekten efsane bir köpek. Çok güzel bir köpek. İsteyen arkadaşlar. Böyle köpekli arkadaşlar. Parayla biraz zor bulursunuz, emin olun. Ama ben veriyorum birçok damızlık köpeğime. Bu da onlardan bir tanesi. Efsane Karay'ı. Çok sert, çok çılgın, çok atik, çok cesur bir köpek arkadaşlar. Görüyorsunuz. Mükemmel bir köpek. Bu köpeği alıp üretmek isteyen arkadaşlar yavrularını daha doğmadan emin olun satarlar. Bu da onlardan bir tanesi. Karay. Arkadaşlar bu dişimiz de duman dişimiz. Babası Herkül, yani bizim birinci Herkül. Annesi de efsane Aşil'in kızı olur. Çok güzel bir damızlık bir dişi. %100 panter bir köpeğimiz. Kendi ürettiğim köpeklerden. Babası birinci Herkül. Annesi ise efsane Aşil'in kızı olur. Hem anneden hem babadan panter. Ya, safkan bir panter, öyle söyleyebilirim size. Yavru verimi olarak da çok mükemmel, çok güzel bir anne. Doğurduğu yavrulara çok güzel bakar. Ve ilana koyduğum bütün dişler aynı şekilde arkadaşlar. Hepsi çok güzel annelik yapıyorlar, çok güzel yavru veriyorlar. Hatta Lider Kangal'da bir burnu kara diye bir köpek var. Onun da annesi bu işte efsane Duman. Junior Zaza'nın da annesi bu dişimiz Duman. Babası Herkül, annesi ise efsane Aşir'in kızı Duman. Bu kızımız da Duman. Maşallah. Bunu da vereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu da boz dişilerimizden. Bu da Hasan Hüseyin Türk Doğan'ın köpeklerinden gelen bir dişimiz. Volga'nın torunu. Annesi ise efsane Talaz'ın kızı olur arkadaşlar. Çok güzel bir saf kankal bir dişimiz. Kendi ürettiğim dişlerden. Anneliği de aynı keza. O şekilde çok güzel bir dişi. Çok da genç hala şu an. 3 yaşında. 3 kere yavrusunu aldık. Bu da hem soy olarak hem de karakter fizik olarak çok güzel dişlerimizden bir tanesi. Annesi de efsane Talaz'ın kızı olur. Emin olun bizim yıllarca emek verdiğimiz, soyuna sahip çıktığımız köpeklerimizin yavrular arkadaşlar. Bunlar hepsi. Hepsi bunların hepsi el emeği göz nuru buradaki bütün köpekler. Benim özelini seçip damızlığa ayırdığım köpeklerimiz. Evet arkadaşlar, bu köpeğimiz de Zorba'nın oğlu. Annesi ise Poyraz'ın kızı olur. Boğaç, Poyraz, Zorba olarak bütün köpeklerimin kanı mevcut bu yavruda. Bu yavruyu da vereceğiz. 6 aylık şu an. Damızlığa ayırmıştım ama isteyen arkadaşlara vereceğiz. Zorba! Zorba! Çok güzel bir köpek. Bunu da vereceğiz arkadaşlar. Bunlar zinciri bilmedikleri için, hiç bağlamadığımız için, çok fazla dışarıya çıkarıp da poz vermeyecekleri için buradan gösteriyorum. Bu köpeğimiz de Pusat. Dermanın oğlu. Bu da aynı yaşta. Zorba'nın oğluyla. Şöyle geçsene bir, Dermanın oğlu hareket etsin de. Gel. Köpeği getir oğlum. Köpeği geçseydin. Bu da Dermanın oğlu Pusat. Bu ikisini de vereceğiz arkadaşlar. Bunlar geç damızlıklar. Sürünün de oğlu olur arkadaşlar. İlana koymuş olduğum sürünün de oğlu olur. Pusat. Tamam oğlum, tamam. Evet arkadaşlar, bu da Deli Kız. Junior Ayaz'ın, Poyraz'ın, Paşa'nın da annesi olur. Çok güzel bir damızlık. Yani doğurduğu bütün yavrulara sağ salim büyütür.
bakar, yetiştirir. Hüseyin! Hüseyin! Bu tarafa gel kardeşim. Çok çılgın bir dişi, çok da sert. Çok da domuzlu, çok da kurtçu. Hüseyin oğlum dur. Tamam, çok gezme fazla. Bu da gerçekten çok güzel bir diş arkadaşlar. Onun da şimdi bir kardeşi daha var, kara kız. Onu da göstereceğim. 95 santime kadar yavrusu oldu arkadaşlar bu dişimizin. Çok efsane bir dişi. Kendi eşleşir, kendi doğulur, kendi büyütür. Efsane sizlere yavrular yetiştirirler arkadaşlar. Öyle bir dişi. Tamam. Arkadaşlar bu da deli kızın aynı yuva bir bacısı, kara kız. Bu da aynı şekilde çok güzel bir damızlık. Çok güzel bir anne. Emin olun kendi çiftleşir, kendi doğurur, kendi büyütür. Yani o kadar narin bir dişi gerçekten. Bütün dişlerimiz aynı şekilde öyle. Sorunsuz yavruya bakarlar, büyütürler. Yıllarca da bize emek verdi bu köpekler. Biz de artık vermek zorunda kalıyoruz. Çiftliğimizin devamı için. Biraz da bazı dostlar, gönül veren dostlar üretsinler bu köpekleri. Bunlar arayıp bulunacak köpekler değerli arkadaşlar. Üretmek isteyenler için. Gerçekten çok güzel köpekler. Götür oğlum, tamam. Maşallah kızım.